Herkese selamlar. Bugün size şahane bir tatlı tarifi vereceğim. Tatlımda 2 tane elma kullanarak elmalı profiterol yapacağım. Biz buna görüntü itibariyle elmalı profiterol diyoruz ama tabii ki gerçek profiterol gibi fırında pişme aşaması yok. Bu tatlı tamamen fırınsız, meyveyle ve bisküviyle hazırlayacağım. Çok kolay, çok pratik ve çok da lezzetli bir tatlı. Daha fazla uzatmadan hemen tarifime geçmek istiyorum. Önüme 2 tane elmayı rendeleyip aldım. Üzerine 1 tane portakal kabuğu rendesi, 1 portakalın suyu, 1 çay bardağı yapıyor böyle, ekliyorum. Üzerine 1 çay bardağı Hindistan cevizi ve 1 çay bardağı bıçakla kıydığım iri kıyım ceviz. Bunları burada güzelce karıştıracağım. Bu arada üzerine biraz da tarçın ekleyeceğim. Elma ile tarçının uyumu tartışmasız, biliyorsunuz, çok güzel. Yarım çay kaşığı tarçın ekledim. Burayı güzelce karıştırıyorum. Yanımda bir paket öğütülmüş petibör bisküvi var. Bu burçak bisküvi de olabilir. Tercih size bağlı. Ben petibörü daha çok yakıştırıyorum bu tarife. Bir paketi robottan geçirmiştim. Şimdi önce yarısını alıyorum. Bu bisküvi ekleme aşaması tamamen kıvama ve dokuya bağlı. Yani ben size bir paket eklersiniz derim ama sizin kullandığınız elma çok sulu değildir. Bir paket fazla gelir. Bisküvi ekleme sırasında aşamalı ilerleyin ki doğru kıvamı kaçırmayın. Çünkü bu tatlı buzdolabında beklerken biraz daha kıvam alıyor, katılaşıyor. İlk aşamada çok fazla bisküvi eklerseniz dolapta çok sert bir dokuya ulaşıyor ve yerken hiç hoş olmuyor. O yüzden belli bir oranda tam kıvamında eklemek en doğrusu. Ben şimdi size en güzel dokuyu, kıvamı göstereceğim. Hatta doğru kıvamı anlayabilmek için elime geçiyorum. Spatulayı bıraktım. Bu şekilde karıştırıyorum. Evet, bu yarım paketi daha alır. Toplamda bir paket bisküvi eklemiş oldum. Yanımda hala bisküvim var. İhtiyaç olursa ekleyeceğim. Burayı da güzelce yediriyorum. Bir paket daha petibör bisküvi öğütmüştüm. Yarısını ekledim. Şimdi kalan yarısını da buraya ekliyorum. Toplamda yani 2 elmaya 2 paket petibör eklemiş oldum. Burayı karıştıracağım ve kıvamını size göstereceğim. Şimdi çok güzel bir kıvama geldi. Bakın şöyle. Umarım anlaşılıyordur kameradan. Şimdi bunu ne yapacağım? Bu haliyle buzdolabına kaldıracağım. Yarım saat buzdolabında dinlendireceğim. Ondan sonra şekil vereceğim. Elmalı bisküvili karışımı yarım saat buzdolabında dinlendirip çıkarttım. Şimdi şekil verebilirim. Evet, biraz daha böyle kendini topladı. Bu şekil verme aşamasında rahatça, hani elimize hiç yapışmadan, bakın şöyle bir bulaşma olabiliyor. Hiç yapışmaması için bir miktar suya elinizi böyle hafifçe batırıp ıslatıyorsunuz. Birazcık da avucunuzun içine. Şöyle alıyorum ve yuvarlıyorum. Burada işte birazcık sudan yardım almanız daha rahat yuvarlamanızı sağlıyor. Bu şekilde topları yapıyorum ve bir kabın içine diziyorum. 15 tane elmalı topum çıktı. Şimdi bu topları tekrar buzdolabına alıyorum ve çikolata sosunu yapmaya başlıyorum. Ben çikolata sosunu yapana kadar bunlar da yine buzdolabında dinlenmeye devam edecek. Elmalı topların çikolata sosu için 200 ml kremayı şöyle bir sos tavasına aldım. Burada da 240 gram sütlü çikolatayı doğradım. Bu bitter de olabilir. Kremayı kaynama noktasına kadar ısıtıp çikolatayla birleştirip sosumu hazırlayacağım. Kremayı güzelce ısıttım ama kaynatmadım. Şimdi çikolatayı hemen içine alıyorum. Ve tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Çikolata sosum hazır. Bunu kullanmadan önce biraz oda sıcaklığına gelmesini beklemem gerekiyor. O yüzden şu kaseye sosumu alıyorum. Ara ara karıştıracağım. Kaymak tutmasını engelleyeceğim ve oda sıcaklığına kadar soğutacağım. Ondan sonra elmalı toplarımı dolaptan çıkarıp çikolata sosu ile buluşturacağım. Çikolata sosum artık iyice oda sıcaklığına geldi. Şimdi onu elma toplarıyla buluşturuyorum.
Böyle üzerine çikolatayla kaplayınca aynı profiterol gibi görünüyor. O yüzden elmalı profiterol de diyorum ben bu tatlıya. Ama siz isterseniz elma topları da diyebilirsiniz. Veya kendiniz başka bir isim takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çikolata sosunu da güzelce her yerine döktükten sonra bu güzel tatlıyı buzdolabına kaldıracağım. En az 2 saat buzdolabında dinlenecek. Ondan sonra da servis yapacağım. Elmalı toplarım 2 saat kadar dinlendi buzdolabında. Şimdi çıkarttım. Daha uzun da dinlenebilir tabii ki. Ben şimdi dokusunu göstermek istediğim için çıkarttım dolaptan. Şöyle bir kaşık yardımıyla alacağım. Çikolatası da çok güzel donmuş. Şöyle. İçi cevizli olduğu için üstüne de biraz servis sırasında ceviz atacağım. Bu güzel tatlının hemen size dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle kaşıkla rahatça bölüp alabildiğiniz, bakın şöyle elime de alayım. İç kıvamı da böyle kusursuz bir dokuda. Gerçekten müthiş. Ben şimdi tadına bakamıyorum tabii. İftardan sonra tadına bakacağım. Ama ne kadar güzel olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.